Şimdi tabii herkesin merak ettiği Bayern Münih maçı sonrası Galatasaray'ın futboluna, oyununa nasıl yansır bu karşılaşma da, çünkü riskli, kritik bir deplasman. Galatasaray'ın şöyle bir geçmişine baktığımız zaman çok da iyi gelmeyen bir deplasman Galatasaray'a. Ve şimdi başındaki hoca, benim beğendiğim, başarılı bulduğum bir hoca, Çaykur Rizespor'un İlhan Hoca. Nasıl bir maç bekliyorsun Mehmet? Şöyle bir giriş yapalım. İyi bir teknik direktör İlhan Palut. Yani şu çok önemli. Üç farklı coğrafya diyebiliriz. Hatay Spor, Konya Spor, Rize Spor. Üçünü de başarılı olmak her teknik adam başarabileceği bir iş değil. Artı fena da bir takım kurmadı. İyi bir harman yaptı genç oyuncular, atletik yabancılar diyebiliriz. Yine farklı coğrafyalardan. İyi başladı Rize ama geçen hafta Kayseri karşısında iyi değil, ama işte iç sahada bakarsak da kolay gol yemeyen bir takım. Kadıköy'de Fenerbahçe'ye karşı çok kolay teslim olmuştu ki maç sonrası zaten İlhan Palut ifade etmişti çaresizliğini demuran. Galatasaray'da sonuçta kadro kalitesi olarak Rizespor'un önünde, ama ister istemez bir sonraki milli araya kadar 3 maç şu an Galatasaray'ı bekliyor. Rize deplasman, Kasımpaşa içeride, Hatay deplasman. Bu 3 maç 3 kritik viraj diyorum ben. Sebebini de şöyle izah edeyim. Şu an Fenerbahçe Galatasaray'ın 2 puan önünde. Galatasaray'ın aslında çok iyi bir serisi var. 8 maçlı kazanıyor ligde, ama işte ikisi arasındaki o yarış, ben biraz bunun 3 sene öncesinin Liverpool-Manchester City yarışına benzetiyorum. Yani hakikaten minimum puan kayıplarıyla finale kadar gidecekler. O yüzden her maç çok önemli. Fenerbahçe ile arasındaki maç sayısının 2'ye çıkartmaması gerek Galatasaray'ın. O yüzden de açıkçası hani bu maçın önemli olduğunu farkındayım ben de. Kendi adıma Galatasaray galibiyeti bekliyorum. Hani Rize Spor, Hatay Spor'la bir tutmuyorum. Hatay Spor, Volkan Demirel bir Trabzonspor maçında her ne kadar bugün Kayseri'ye kaybetse de Hatay daha ters sonuç çıkartabilecek bir takım bence. Mersin'deki maçı da kastediyorum. Şampiyon Ligi dönüşü olması tabii ki bir handikap. Evet. 110 kilometre koştu Galatasaray çok Bayern Münih'e karşı ve Icardi'de belli fedakarlık yaparak oynamıştı. Ndombele yok hafif ağrıları nedeniyle, ama şunu da söyleyeyim, %100 hazır olsa da bu maç 11 çıkmayacağı aşikar. Çünkü o hani artık giderek iş biraz hatalı transfere doğru gidiyor Ndombele'de, o fiziksel görüntüsü. Yani futboldan çok şu an %100'üyle Galatasaray'da olduğunu söyleyemeyiz. Galatasaray açısından tekrarlayalım. Lig ve Avrupa kolay bir maraton yoktu. Fenerbahçe'nin 17-18 maçlık serisi belki de Galatasaray'ın bu başarılı gidişatına çok konsantre olmamıza sebep oldu, ama bakarsak yıllar sonra bir takımımız öyle ya da böyle ön elemelerden vizeyi aldı. Şampiyonlar Ligi'nde Bayern'in, Manchester'ın olduğu grupta 4 puanla bence ikincilik için çok iddialı. Lig'de de ilk hafta Kayseri'ye takıldı. Sonrasında 8 maçlık bir seri. Icardi hala Galatasaray'ın skor yükünü çekiyor. Ben Kerem Aktürkoğlu'nu da beğeniyorum eleştirilerin aksine. Evet, gol kaçırıyor ama 10 numarada bence rakip savunmalarının dengesini çok bozan bir oyunu var. Çok gezen. Burada iş Zaha ile Tete'nin skor katkısında. Ben Rize maçına yönelik Ziyech hamlesi bekliyorum aslında başlangıç hani Tete yerine. Orada belki Ziyech oraya bir denge katabilir. Torreira, Icardi, Sacha Boey diyorduk. Oraya bir isim daha eklendi bence. Davinson Sanchez. O kesinlikle da çok ekstra bir oyuncu. Nihayetinde Galatasaray'ın iyi bir kadrosu var, ama tekrarlayayım yani. Fenerbahçe'nin böyle kayıpsız serisinde Galatasaray'ın da şu aşamada 2 puan gerideyken bence puan kaybetme lüksü yok diyorum şu an için. Ozan Zeybek'e döneyim. Mehmet, sence dinlendirilmesi gereken oyuncu var mı Galatasaray'da? Icardi, Muslera, Torreira, Sacha Boey diyeceğim ama o maç bu maç değil bence. Kasımpaşa maçı. İlk sahada bir Kasımpaşa maçını ben daha mantıklı bulurum. İlhan Palut'u çok beğendiğinizi söylediniz teknik adam olarak ikiniz de. Bu sezon kaçıncı sırada bitirirse başarılı olarak görürsünüz? İlk 10. İlk 10'da evet bitirirse başarılı olarak evet görürsünüz. Rize Spor'un bir hesaplasın yani. Ama bak, bu sezon rica öyle bir şey, çok para harcadıklarını düşünmüyorum. Ama şöyle bir şey yok bu sezon takımlarımıza baktığımızda. 4 büyükler diye adlandırdığımız Adana var. Demirspor. Adana Demirspor var. 5. 5. Yani ama Rize Spor, sen bana dersen ki Rize Spor 6. şu an 9. sırada bu 6. arada. 6. bitirebiliyorsa İlhan Palut başarılı derim ben. Yo, ben şöyle. Neden? Biraz önce Tadic'i anlatırken Tadic dedim kötü bir oyuncu değil. İlhan Palut kötü bir teknik direktör değil. Ama İlhan Palut da bu kadar böyle abartılacak bir teknik direktör değil. Neden? Şenol Güneş gelmeden önce Beşiktaş'a bile önerilen, adı geçen, yazılan, çizilen bir teknik direktör. Bir ara milli takım için bile yazdılar. Yani bu bence o durumda konuşulabilecek
üst düzey bir teknik adam değil. Şimdi şöyle bir ligdeki durumuyla geleyim sana. Bakınca şöyle sıralamaya. Şu an 9. sırada 3,5 milyon harcamış. Çok az harcadı. Çok harcanmış. Bütçe olarak yani bakarsak 10. değil yani onu demek istiyorum. Ben şimdi bakıyorum 9. sırada şu anda ama. O zaman şimdi, ligde tuttun başarılı diyeceksin sen. 9. sırada ama puanlara bakınca şöyle üstündeki takımın 14-15 bu bantta 1-2-3-4 takım 16. Işte, bir detay daha ekleyeyim mi? Melike Trabzon izninle Trabzonspor, Adana Demir'e Fenerbahçe ile oynadılar. Evet. Yani evet. Fena takımlarla maç yapmadılar. Şimdi sıralamaya bakınca 9. sırada ama yani üstündeki birçok takımla yer değiştirebilecek ya da hani alınan sonuçlar averaja göre o sıralamaya yerleştiğini görüyoruz. Ligde evet çok sivrilen takım yok şu an. Hani o yüzden bir fırsat olabilir ama bir yandan da birbirine çok yakın takım var. Sıralamada o yüzden normalde mesela 5. sırada olacak diyelim. Bak Başakşehir'i bile saymıyoruz artık. Başakşehir'i bile saymıyoruz. Evet, hem Başakşehir... oynadığı oyundan hem kadro yapısından ona bakarsan Ankara Gücü de bu 6. sırayı zorlayabilir. Ankara Gücü evet, bütçe olarak zaten. Hem oyuncu yapısı. Sov, Morutan, Rodriguez. Şunu söylemek istiyorum burada. Neden bu konuyu açtım? Yani böyle dönem dönem parlayan ve gündeme çok getirilen teknik adamlar var. Ben Tadiç örneğiyle bunu birleştiriyorum. Aynı şekilde diyorum biraz önce anlattığım gibi. Yani kötü değil ama bu kadar anlatıldığı kadar, abartıldığı kadar da muhteşem değil. Onu söylemek istiyorum ama bu sezon biz 6. sırada hangi takım bitirirse şu tabloya da baktığımda onun teknik adamı için başarılı diyebilirim. Pardon 7. sıraya da diyorum. Trabzonspor'u unuttum orada. Evet. Ya ben sınıflandırma olarak şöyle söyleyeyim Ozan abi. Kasımpaşa'yı saymıyorum yani pardon. Dediğin 6. sıra diyorum. Dediğin, 6. sıra. Dediğin noktayı çok iyi anladım. Sana katılıyorum ama şu örneği de veriyorum. Örnek Melike Galatasaray'da Torrent sezonu bitirdi. Beşiktaş'ta bir Önder Karaveli oldu. Trabzonspor bir Elisa. İlhan Palut, Recep Uçar gibi teknik adamlarla da sezon bitebilir benim mantığımda. Bence değerli teknik adamlar. Önleri açık. Çağdaş Atan'ı da o sınıfa koyarım. O da bence pozitif futbol oynatmaya çalışıyor. Artık biraz bu tarz teknik adamlara ben bir de ne olursa olsun beni şey mutlu ediyor. Maç sonraları çok hakeme kilitlenip kalmama, sağ için yorumlamaya çalışıyor. Teknik adamlık konusunda yeni bir çağ başladı Türkiye'de. Yeni bir, artık yeni teknik adamları izlemeye başlayacağız. Birçok isim, şimdi burada tek tek saymaya gerek yok. Yıllardır izlediğimiz, takip ettiğimiz isimler şu anda boşta. Evet. Yeni bir jenerasyon çıktı zaten yani, Arda Turan. Birincilikte de takım alıyorlar evet. artık. Yeni bir jenerasyon var teknik adamlıkta. Bunların ben hani başarısız veya hayır bunlarla olmaz demiyorum. Anlatıldığı kadar ya öyle bir anlatıyorlar ki İlhan Palut Konya'da şunları yaptı. Ayrılmadan 2 ay önce neler yaptı? Örnek. Net bilgi değil de. Örnek vermek istiyorum. Mesela 7 maç kazanamadan gitti. Son 7 maçı. Yani Beşiktaş'a bir teknik adamı uygun görüyorsan, milli takımı bir teknik adamı görüyorsan birçok yeteneği olmak zorunda. Yani böyle üst düzey teknik adam olmak için göreceli olabilir bunlar ama 5 tane önemli figür gerekiyorsa ya da bir karakter gerekiyorsa İlhan Palut'ta bunlardan daha 3 tanesi vardır. 5 tanesi yoktur. Şimdi izleyicimiz de yazmış. Kaliteli bir kadroyla İlhan Palut'un çok iyi işler yapacağına inanıyorum demiş Umur Bey. Göreceğiz zamanla bunların hepsini göreceğiz, konuşacağız. Bazı başka, şimdi burada isim kıyaslamak istemiyorum. Başka teknik adamlar var. Daha çok ön planda olması gereken veya şey. Bir algı oluşuyor, o rüzgarla insanlar gidiyor. Halbuki bilmiyor. İlhan Palut Konya Spor'da çok başarılı diyoruz değil mi? Konya Spor'daki maç sayılarına bakalım. Karşımıza çıkacak tablodan. Ne, kaç tane kazanmış, kaç tane kaybetmiş beraberlik. Oradan ne demek istediğimi o zaman anlayacaksınız. Bir de malını güzel pazarlayabilmek önemli. İlhan Palut Rize Spor'a gittikten sonra bu işi güzel yapmaya başladı. Bu işin PR'ını da güzel yapmaya başladı. Neyse yarınki maçı, bugünkü maçı Galatasaray'la ilgili Mehmet'i yakalamışken bir şey daha sormak istiyorum. Buyurunuz. Tabii böyle bir şeyi karar verip de ya ben UEFA'ya mı devam edeyim, Şampiyonlar Ligi'nde mi gideyim, yenileyim bu maçta da UEFA'ya gideyim bir şey olmayacak. Yani böyle bir şey olamaz zaten. Ama Mehmet'in gönlünden geçen ne? Bu takım UEFA'ya gidip büyük iş yapsın mı? Şampiyonlar Ligi'nde böyle bir risk alarak devam etsin mi istersin mesela Mehmet? Şimdi şöyle Juventus'u geçtin. İkinci turu gördün. United'a geçip ikinci turu ister bence Galatasaray'la. Şimdi Galatasaray'ın kaç puanı var? 4 puanı var.
Bayern Münih'e kaybettiğini düşünelim ki olası bir sonuç Almanya denklemi ama son iki maç ben iki galibiyet bekliyorum. Yani buradaki United maçı Galatasaray United'ı yener diyorum. Kopenhag deplasmanında Kopenhag'ın hiçbir iddiası olmazsa Galatasaray yine kazanabilir orada. Şöyle bir şey söylemek istiyorum ben de. Bu konuyu açmak istedim. Tamam Mehmet, ben zaten konuyu açmadan her şeyi anlayıp özetlemiş gibi oldu. Şu anda 4 puanı var. Ben Manchester United'ın Kopenhag'ı tekrar yeneceğini düşünüyorum. Yani ben berabere bitecek diyorum. Ben tekrar yenecek diye düşünüyorum. Ne yapacak Manchester? 3'ken 6 olacak. Galatasaraylılarda şu var. İlk yarıdaki oyunu izleyince onun duygusallığıyla biz Bayern Münih'ten kesin puan alacağız diyorlar. Ben Galatasaray'ın 4 puanda kalacağını düşünüyorum Şampiyonlar Ligi'nde. Manchester 6 puanla önüne geçiyor. Ondan sonra iş artık sende. Galatasaray'ın kendi elinde. Başkasının eline bakmayacak yani. Manchester'ı mutlaka İstanbul'da yenmek zorunda. Evet. Yani sen 4, o 6 ile senin yanına geldiğinde 7 yapmak zorundasın. Üstüne çıkmak zorundasın. Galatasaray'ın da yani ben 4-4 olacak o maç diyorum puan şeyi. United 4 puanla buraya gelecek. Ben de 6'ya 4 olacak Galatasaray kazanacak diyorum. Ben de 6'ya 4 olacak ben diyorum. Ben Şampiyon Ligi'nde yani umutluyum. Okan Hoca çok güzel futbol oynatıyor. Evet, B planı. Oyuncu ilişkileri ama yani ben bir futbol olarak gurur duyuyorum. Ben şunu da söyleyeyim Melike. Burada kötü bir tablo çizmiyorum ben ha. Son cümlemi daha söylemedim. Hemen idama götürmeyin beni. Yok, daha canım, son cümlemi söyleyeceğim. Ben Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde devam edeceğini düşünüyorum. Ben de aynı görüşteyim. Ben de öyle düşünüyorum o zaman. Üçümüz de aynı görüşteyiz o zaman. Peki muhtemel 11'imizi isteyelim. Yeniden Rize maçına dönecek olursak. Az önce Ozan Zeybek Mehmet'e sordu. Kimleri dinlendirirsin, ne yaparsın?